Trapez Kadro. Hazırlayanlar Seçil Zor ve Zeynep Araboğlu. Ama günlük hayatında bisiklet neler yapıyordun İstanbul'da yaşadığın dönemde? Her gün bilmiyordum açıkçası. Yani bir kere işe gitmeyi denedim ama çok memnun kalmadım. Nereden nereye? Yine işte Osman Bey tarafından Balat'a doğru gitmiştim. Hani her ne kadar kolaydı aslında çünkü kullandığım yol işte Karaköy üzerinden geçiyordum ama... Perşembe pazarının oradan. Evet evet, yani hem insanların çok aynaya bakmaması diyelim. Hı-hı. Yani biraz böyle minibüsçü gibi olma hali. Hani kadınlığımı kaybetme hali. Yok estağfurullah ama minibüsçüler gibi oldum yani. Hani onların meslek alanlarına girmişim gibi oldu. O yüzden o biraz beni vazgeçirdi. Onun dışında mesela pazarları sabah erken kalkıp ya da cumartesi hafta sonları biniyordum. Arada... İşte bu vesileyle tabii bisiklete binen arkadaşlarımla daha samimi Hı-hı. olduğum da oldu. Ya da işte Sabancı'dan hocamla beraber de bisiklete bindik diye hatırlıyorum. İş arkadaşlarımla bisiklete bindik. Hani sırf bisikletli kadın inisiyatifiyle değil başka bisiklete binenlerle de böyle bir grup olup arada bisiklete binmeye başladık. Onun dışında da tek başıma böyle biraz meditasyon vari bir şekilde biniyordum açıkçası. Yani burada tabii işte o minibüs şeyinden kastlanıyorum. Çünkü bisiklete bindiğin zaman bütün o kuralları ihlal eden herkesi bir hale yola sokmaya çalışıyorsunuz aslında. Evet, herkesle interaksiyon halinde bir konuşarak gittiğim bir yolculuk olmuştu. Açıkçası bazen şöyle düşünüyorum ben. Trafikte işte otobüs şoförlerine, minibüs şoförlerine, onun dışında araç kullanan diğer herkese keşke bir günlüğüne bisikletimizi versek ve onları böyle bir trafikte deneyim kazanmalarını sağlasak ne çektiğimizi görseler diye düşünüyorum. Aslında yani. Otobüsler biraz dikkat etmeye başlamıştı son zamanlarda diye hatırlıyorum. Hep yol veren olmuştu Hı-hı. bana daha önce ama genelde hani araba kullananlarda bir sıkıntı var. Hani otobüslerin biraz daha bilgilendiğini düşünüyorum. Özellikle bu ön tarafa bisiklet taşımak için aparat koymuşlardı Hı-hı. ya da otobüse binebiliyorsun artık bisikletle. Onun gibi şeylerden biraz daha saygılı olduklarını düşünüyorum. Hani 2015-2018 arasındaki fark. Ama hani kişilerin de bireysel olarak fark etmesi gerekiyor. Açıkçası yani çok kaotik bir durumdan bahsediyoruz. Yani yeni başlayanlar için biz dinleyenler varsa bir taraftan belki de çok korkutucu şeylerden bahsediyoruz. Ama mesela yılmamışsın. Gerçekten İstanbul'un bir hub'ından kalabalık bir trafik ağından geçmene rağmen... kendine farklı alternatifler kurmaya çalışmışsın ve yılmamışsın. Tabii ki bu çok güzel bir şey. Ve ta ki sonra bisikletini hatta Indianapolis'e de taşıdın. Evet, katlanır bisikletten sonra şehir bisikletimsi bir şey aldım. Tam şehir bisikleti değil ama biraz fitness bisikleti dedikleri. Hani arası bir model daha hafif ama büyük, daha hızlı sürebileceğim. Daha bir bisiklet. Seri gidiyorlar. Evet, çünkü katlanır bana çok yavaş gelmeye başladı bir noktadan sonra alışınca. Evet, Indianapolis'te bisikletime götürdüm çünkü gerçekten onunla bir bağ kurdum. Hani orada yeni bir bisiklet almaya harcayacağım parayı onu götürmeye ve enerjiyi onu götürmeye harcadığımı söyleyebilirim. Çünkü hani onunla ayrılmak istemedim. Onunla devam etmek istedim bisiklete binmeye. Yani belki de hani Indianapolis'te ne kadar kalacağını şu an bilmiyorsun. Evet evet. Ama bayağı bir zahmete katlandın. Tahmin edebiliyorum. Nasıl götürdün? Uçak için? Uçak şey kutuya konuldu. Ayrı bir yere konuluyormuş sanırım. Bavullarla değil. Pardon, bavullarla vermiyorsunuz, ayrı bir yerde veriyorsunuz. Fakat onu kutulamak gerekiyor. İşte havasını indirmek gerekiyor. Tekerleğini. Çünkü evet, basınçtan dolayı patlayabiliyormuş. Bir bisiklet dükkanına götürüp yaptırdım açıkçası hepsini son haftaya da kalınca. Ama hani bunu rica edebiliyorsunuz gidip bisiklet dükkanlarından. Hani kutuya konup işte havasını aldırıp düzgün bir şekilde onlar kutuluyor sizin için. Ayrıca bir ücret istediler mi? Evet evet, üstlediler maalesef. Peki şey, ne kadar sürdü yolculuk? Ne kadar sürdü? 16 saat. Wow. Peki şey, aktarma yaptın mı yoksa direkt uçuş muydu? Chicago uçtum. Oradan erkek arkadaşım aldı arabayla. Orada da arabaya kutuyla aynı şekilde koyarak. Ben şeyden dolayı İç hatları hiç denemedim. Ama bayağı bir fazla bagaj parası verebileceğimi söylemişlerdi. Evet, evet. O yüzden arabayla oradan oraya gitmek daha mantıklı oldu.
Yani bu anlamda tecrübesi olan bir insan olarak da hani bir daha taşır mıyım bilmiyorum, çok zor, çünkü çok zor geliyor açıkçası. Buradan da uçak firmalarına da söylüyorum lütfen bizim için ekstra ücret almayın. Evet. Bir sizin yani bir bebek arabasından bir sörften, sörf tahtasından hiçbir farkı yok. Aslında 9 kilo olan bisiklete çok fazla para verdim, yani öyle diyeyim, hani bavulum evet. bile daha ağırdı ama hani bisiklete bisiklet olduğu için sadece ekstra para vermem biraz garip de tabii. Trapez Kadro. Hazırlayanlar Seçil Zor ve Zeynep Araboğlu.